Tehditkar bir şekilde yok, konuştun tehdit, o zaman. Yok canım, sen de tehdit dedim. Hayatımda kimseyi ben tehdit etmem. Ben bana ekmeğimden yani işte hayatımı mahvetme insanlar arayı, düşmanım arayı. Ben sana bir şey yapmam. Bak, kurban olduğum amcam. Bak, bu saatten sonra tehdit kızın etmem yani. Burada etmem. Yeni bir hayat sürecek. Bizler düşman değiliz. Değiliz size tabii. Size karşı kötü bir şey de hissetmiyoruz. Ya ben bunu anlatayım. Geçmişte eğer bir şey yaşandıysa işte ben, da kendi ben, adıma kusuruma bakma. Ben bunu gelip de sizi yani taşla, tüfekle, sopayla şey yapmaya gelmedim. Yok, ya bu beni yok, yaraladı diyorum ya. Gerek yok, anladım bu ben seni. Bu beni yaraladı diyorum. Anladım ben seni. Peki Yunan amca. Bu beni yaraladı. Yok tamam. E ne yani, yani bak Batu. Burada Tankut... Yok şu an bir yok, şey söyleyeceğim. Tankut yok. O kadar şey olumlu konuşuyor ki insan bir ters bir şey yapıyor, güzellikle anlatıyor. Güzellikle işi bağlıyor. Yok yok, ben kızdığına anladım. Kızdığına da kızmadığını da. Keşke anladım ben de 4 yaşına gelsem ben de herhalde öyle olurum. Ha işte. Ama ben işte, de bunu söylüyorum yani. Ben de bunu söylüyorum. Bu yaşlarda bunu yapmayın diyeyim yani. Yani yok, kanımız doğru, deli. Doğru. Bunu yapmayın diyeyim. Sana da söylüyorum, sana da söylüyorum, kızlara da söylüyorum. Kusura doğru, bakma, tecrübeli insan değiliz. Tamam, hatalarımız olduysa eyvallah. Ama biz de nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Bu da bize bir tecrübe oldu. Ona da bir tecrübe oldu. Ya bu beni yaraladı. İnşallah yani. Bundan sonra yaraladıysa ellerinden öperim. Ekmek beni yaraladı. Amcam eğer... Sen yanlış algılama. Şey amcam, Ünal amcam gel bir sarılalım, sen şey oluyor. Hakkını helal et. Gel, hadi sıradan başlayayım. Gel, ya ne olacak ya? Gel. Ya siz beni anladınız ya. Anladım amcam. Eğer tamam, amcam, o zaman... Vallahi ben anladım. Tamam. Sıkıntı yok, merak etme. Ya ben bunu hiç kavga bu etmeye gelmedim ya. Beni biz ailecek öpmedim. Nereye kavga ediyorsun? Suyu yutturayım. Yok. Ünal amca, beni kardeşin olarak gör. Lütfen rica ediyorum. Elinizi kardeş görüyorum ya. Ne kardeş olsa evlat. Biz senin oğlun yaşındayız ya, farkındayım. Ya evladın olarak görürsen ne mutlu bana. Ceyda'nın bir hatasını söyleyeyim Ünal amca. Ben ona daha demin kızlar evindeyken söyledim. Beni anlamadı. Lütfen sen onunla konuş. Bak Ünal amcacığım. Ceyda buraya geldi. Misafirken işte Adnan'la Emre'ye tepkili geldi. Ellerini bile sıkmadı. İşte kavgalar biliyorum, oldu. Gürültüler oldu. Neyse. Bu eve en son girdiğinde pazar akşamı Ceyda buraya geldi. Tamamen yeni bir sayfa açtım. Eski olayları kapattım dedi. Önüme bakacağım dedi. Ve ertesi günden itibaren Adnan hakkında başladı konuşmaya. Adnan hakkında konuşmaya başladı. Şimdi bunu yaptıkça Adnan o eve girdiğinden beri bir kere Ceyda demedi. O bunu yaptıkça kendisi kötü gözüküyor. Batuhan, ben bunu söyleyeyim, sen onu uyar. Sen abi arada kaçırmışsınız siz. Arada kaçırmış, bak seyret eski bölümleri. Yok, yaşadığımı biliyorum burada. Ama bak Ünal amca, sen. O zaman ondan ne farkı kalıyor ki? He? O zaman biz bu o zaman durumda... Ceyda buraya Adnan bir ilişki yaşamaya mı geldi? Yok. Adnan'ı kötülemeye mi geldi? Adnan'ı karalamaya mı geldi? Ya yani sinirlendi. Sinirini boşaltmaya geldi. Yoluna yani bakmaya yani gidiyor. Çünkü... Eğer evlenmek istiyorsa yoluna bakacak, suyunu alamayacak. Ya herkes bakacak. Bence Ceyda da bakacak. Ağzını kapatıp Adnan konuşmaması bakacak lazım. Yok, Ceyda da bakacak, Adnan da bakacak, herkes canım bakacak. Amcam. Sen bir kere de bu şekilde konuştuğu sürece Ceyda'ya talip mağlup gelmez. Tek aday şey gelmez. Tek bir sana. Kurban olduğum amcam. Şimdi hadi biz hatalıyız. Bizim yanlışlarımız oldu. Affeyle, kusurumuza bakma. Yanlış konuştuk. Senin kızını üzdük, seni de üzdük. Yanlış yaptık diyelim. Amcam biz yanlış yaptık yani. Biz bunu sinirliyken yaptık. Hadi burada olan o olayların etkisinden, o zamanki negatif durumlardan dolayı böyle şeyler yaşandı. E şimdi Ceyda geri geldi. Yeni sayfa açtı kendine. Hayatına bakacak. Burada evet, belki de çok mutlu olacağı bir insan çıkacak karşısına. İnşallah. İnşallah. Ama şimdi böyle davranarak amcam geçmişe takılı kaldığını göstermiş oluyor. Ya işte yani, o sinirlen bak işte biz, ben onu yenmesi gerek. Neden gerek biliyor musun amcam? Bu sefer bizim yaptığımız hatalardan bir farkı kalmaz. Evet. Ben de o gün iki aydan beri dinleye o olayı göre bayağı sinirlendim yani. Bayağı sinirliyim. Yahu şeyle oyna. Dedim ayakkabısını, etinden, kıyafetinden, saçından, başından oyna. Şeyi al, yemeğini böyle al ama o dediğim üç şeyi o beni çok yaraladı. Gerisi hiç umurumda değil. Hiç yaralamadı. Yaralamaz da yani. Ne sen, ne o, ne hiç yaralamaz yani. Ama üç şey benim ne derler, kırmızı çizgim derler. Gerçekten. Bunu yaralamasaydı bunu gelip aşmazdım yani. Eyvallah amca. Demek ki beni yaralamış ki bunu anlatıyorum. Anlatma gereğini duyuyorum yani. Hakkını helal et amca. Helal olsun abi.
Hepinize helal olsun. Allah razı olsun. Allah hepinize helal olsun. Allah razı olsun amca. Bizim de varsa yani, bizim de helal olsun. Hepinize helal olsun. Bizden yana da varsa. Allah Allah yolumuzu bahtınızı açık etsin. Allah Allah. Allah Allah. Sen ve Gülsüm teyzemi, versin yani. Sen ve Gülsüm teyzemi üzdüysem hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Üzdük. Gerçekten gerçekten kadın. İnan şu an. Bak bunalıma girdi gerçekten. İyi hoş olmadı. Yani amcam eğer hiç hoş olmadı. Zaten bu evde sıkıntı çektiğini düşünüyorsanız tekrar göndermeniz bir kere hata. Hiç hoş olmadı. Ya şimdi herkes çekti. O zaman güçlendiyse ona göre davransın. Herkes çekti. Helallik çekmeyen istedik var mı? Birbirimizden. Herkes sen herkes helal çekti. Ettin. Benden sen, yana helal tamam. Olsun. Çektin de. Hepinizin ağladığını biliyorum ya. Ya ama işte... Biz Semih ağlamadı burada. Ben de ağlamadım. Eyvallah. İşte senin kızın bu kadar güçlü. Biz Semih ağlamadı. Kızın... Ben de ağlamadım. Beni kolay kolay ağlatamadım. Ben de ağlamadım daha. Sen ağlamadın. Ben de ağlamadım. Batuhan ağlamadı. Tamam Batuhan. Ya ağlamaz. Bir insan ağlamaz. Ağlamadın tamam ya. Tamam bir anladık. Bir insanın ağlaması. Ağlamadım tamam anladım. Yalvarırım. Ben ölüm hiç ağlamam. Ölüm harici ağlamam ben. Takmıyorum. Ölüm harici ağlamam. Ceyda'yı ağlamıştır o. Ne diye daha ağlayacak? Ya ben orada ağlıyorum diye. Ya herkes rol yapabilir de. Sen nasıl amca, kızın için üzüldüysen burada kalkıp da amca. Herkes ya tek kolay kolay değil, ağlayarak rol amca. Yapamaz. Yani kimse ya ağlayarak sen, rol yapamaz. Adnan, ama Adnan. Rol kesebilir. O başka. Adnan. Ama ağladığın zaman role asla bürünmez. Adnan. İşte ya, kendine ya. Burada herkes. Ne alacak? Gerçek. Ben. Yani affına sığınıyorum. Detayları çok bilmiyorum. Hakkaniyetime güven diye soruyorum. Tabii ki bir babasın, yaşça büyüksün. Senin de çok fazlasıyla haklı olduğun durumlar vardır. Asla aksini savunmuyorum. Ama tabii onların arasında yaşanmışlıkları çok detayını bilmediğim için çok da yorum yapamıyorum. Yorumsuz kalıyorum yani. Tabii işte ben gördüğümü söyleyeyim ya. Sen öyle görmüşsündür, ben böyle gördüm. Hani ben çünkü eşit davranırım ya herkese. Nereden? Hakkani, hakkı neyse evet, onu vermeye çalışıyorum. Benim dikkatimi, o yüzden benim dikkatimi, sadece benim dikkatim, milyonlarca insanın dikkatini çekti. Semih yazmadı da Adnan neye yazdı? Böyle herkes konuşuyor. Abi yazmak değil, ben onunla değilim. Ben sadece şeyi söylemek istedim. Hani abi ben aşık ben, olsam ben hüngür hüngür ağlarım ya. Size değer verdiğim insanı. Adam öyle yaptı. Ya, yok abi ya. Ben ya, bak, ya, televizyonda ya gördüğünüz Murat, kısmı Murat abi sen gitme Murat abi sen gitme. Daha fazlası da var. Bak ki televizyonda gördüğünüz kısmı yok, daha fazlası Erdem, da var. Murat abi sen gitme Murat abi sen gitme Murat abi sen hani gitme. Her, Murat o zaman güzel yaz. Size tam konuş olarak yaşadığım çekip şeyleri veremiyoruz. Yok yani, abi öyle bir şey yok. Gözünü seveyim. Sahne... Semih gördüm ben abicim ya. Hani o olaylar çok insanın ben öyle nasıl sarıldığımda hissettim terliyordu an. Ünal amca. Bazen insanlar görmek yani istediği şeyleri savunmak görüyor. İçin söylemiyorum yanlış anlama. Yani, bir bakayım izninle geliyorum hemen. Yani sana saygıda kusur edecek insanlar değiliz bizi az çok tanıdıysan. Aynen öyle abi. Bazı noktalarda da karşıdaki insanın da bir insan evladı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ya, şimdi Adnan'a da burada çok hakaretler edildi. Adnan'a da burada Ceyda tarafından çok laflar söylenildi. Ya, yani şimdi tek taraflı değil ki bunlar. Karşılıklı şekilde yaşanan olaylar abi. Yani bir taraftan bir açıdan bakıp bir diğer açıdan bakmadığın zaman hani bu insanın da tansiyon hastası annesi var. Bu insanın da babası var. Bu ya insanın işte, eşi dost akrabası var. Benim dediğim abi, gibi benim dediğim gibi şey olaylar yaşadı. Baştan öyle olsaydı ne ben üzülürdüm ne annen üzülürdü ne sen üzülürdün. Abi işte tamam oldu bitti ya artık şey yapmayalım. Senin yerinde ben olsam kızımı ekmek kuran çarpsın bir daha buraya göndermezdim derdim ki kızımın tamam, aynı tamam, sağlıkla çekeceksin gitme. Ama tamam, dışarıdan tamam. Şimdi ama işte öyle dışta işte burası da aynı dışarısı da aynı oradan o zaman yine aynı o zaman hiç kimse be. Gelmeyecek buraya. Efendim be. Aa, amcam. Gel. O zaman hiç kimse gelmeyecek Atman. Bir dahaki sefere gelince sazı getirecek misin? Getireceğim. Allah razı olsun. Vallahi getirecek oldum. Ya. Sazla da atlatmaz. Sağ olun. Dingilin gibi müzik abi ya. Vallahi güzel. Elini öptürmüyorsun de öpmüyoruz. Kendine iyi bak. Tamam abi. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun Ünal amca. Sağ olun sizin de. Öpmem. Öptür abi öptür. O da oğlun senin ya. Deneyin amca. Gel. Gel tamam. Tamam abi. Sıkmayın. Hadi Ünal amca. Sağ ol. Bayrak bayrak. Yolun açık olsun. Sağ ol. Merasim veriyorsun. Olamaz geçiyor musun? Şey olsun. Çık onunla sıkıntı yok. İyi bak kendine diyorum. Bir daha bensiz gitme şeylere. Hakikaten ya. Tamam. Gidiyorum. Hadi. Hadi. İyi bak kendine abi. Tamam. Ama beni bozma.
bozma. Sen efendiliğini, duruşunu gayet güzel gösterdin. Ağzını bozmadın, saygını bozmadın. Yani neysen ailenden aldığın terbiyeyi sonuna kadar gösterdin. Sıkıntı yok, problem yok. Tamam kardeşim. Ya, problem yok. Tamam, insanlar eteğindeki taşları elbet dökeceklerdir. Döküldü, bitti, aferin. Geçti. Aferin. Aşkı bul.